Ve işte bu İngiliz kızlarında şöyle bir sıkılmıyorsun değil mi? Yok yok, ben yorgunum biraz da. Aa, saat 1 olmuş. Ha işte neyse. Şimdi abiciğim, bunların öyle şeffaf bir cilt var ki. Mesela böyle kırmızı şarap içiyorlar. Buradan böyle şarabın boğazdan geçtiğini görüyorsun. Vallahi. Neyse abi, ben oturduğum yerde uyukluyorum ben. Ya dur. Bence sabaha kadar oturalım oğlum. Çivi çivi söker. Ne diyorsun? Abi vallahi benim biraz keyfim yok da bu aralar. Ben o açıdan değil. Rock'tan bahsedelim. Bak ben mesela hep çok merak etmişimdir ya. Bu hard rock şey değil mi? Hani sert, en sert olanı yani böyle. Hani falan, gitarın çok ağırlıklı olduğu değil mi? Ben onu çok merak etmişimdir. Gibi bir şey. Ama ben sana istersen onu yarın daha uzun uzun anlatabilirim. Anadolu rock'ta da bak çok takıldığım bir şey var. Aslında o da çok enteresan bir tür. Yani onu da çok severim ben. Mesela bu Ersen ve Dadaşlar hala aktif mi bunlar? Yani bir yerde çalıyorlar mı? Onu da çok merak ettim ya. Abi sen niye böyle durup durup zorla muhabbet açıyorsun? Oğlum benim kalacak yerim yok. Ben sabaha kadar takılmaya çalışıyorum ya. Ya abi böyle söylesene bunu ama bana. Sen de kalabilir miyim? Yok. Ya şimdi bizim ev arkadaşları, ev arkadaşlarının akrabaları falan, ev full kapasite. Koyun koyuna yatalım diyeceğim ama yatağım tek kişilik o bakımdan. O bakımdan. Tamam. E sen sabaha kadar ne yapacaksın? Şimşekler çakıyor, yağmurlar yağıyor. İnsanlar gülmüyor bizim sokakta. Ama bir yere kadar artık ya. Tamam kardeşim, şarkı söyleme. Şarkı söylüyorsun, söylüyorsun. Ağlıyoruz. Gece ayazı. Tabii şey, suratımız ıslak. Ben böyle rüzgarı yiyorum. Ondan sonra benim yüz felci olmam an meselesi yani. Ama Sacit dost, bu nameler içimizi ısıtır, yüreğimizi yumuşatır. Ya nerede içimizi ısıtır ya? Hava gündüz güneşli, gece popomuz donuyor. Bir de sen basıyorsun şarkıyı, ağla ağla ağla. He? Öyle değil mi? Ondan sonra ben burada karşıdan yiyorum rüzgarı, sonra böyle kalacak yani. Belki öfken de bu gözyaşlarıyla akıp gider. Hırsların ana taşı ise... bu ateş gibi çabucak söner. Lan ne yaptın sen? Ateşi söndürdün ya. Ham yürek ancak acı, zulüm ve zorluk ateşiyle pişer ve olgunlaşır Sacit dost. Lan ateşi söndürdün ya. Anlamadım. O zaman Gülenay şöyle anlatsın meramını. Kader üstüme gelmeyin, zulüm üstüme gelmeyin, acılar üstüme gelmeyin, çekip gidin buralardan. Kader üstüme gelmeyin, zulüm üstüme Sacit gelmeyin, Kralın haline bak ya. Acılar üstüme gelmeyin, gidin gidin bu sokaktan, gidin gidin.